Sevgili dostlar, hayırlı günler diliyorum. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Recep ayı, Şaban ayı, arkasından da Ramazan ayına ulaştık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasını hatırlatalım. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellivna Ramazan. Ya Rabbim bize Recep ve Şaban aylarını mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Sevgili dostlar, geçmiş milletlere de Cenab-ı Hak sıkıntılar verdi, belalar verdi ama leallehum yetedarraun. Umulur ki onlar tevbe ederler, pişman olurlar, Allah'a yalvarırlar, yakarırlar. Ama geçmişteki milletler maalesef bu yapılan bu uyarıları yerine getiremedi, tevbe edemedi ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki onlar sıkıntılarımız onlara gitmesine rağmen maalesef onlar tevbe etmediler, pişman olmadılar. Aksine kalpleri katılaştı. Şeytan da onların yaptığı fiilleri süslü gösterdi. Biz onlardan asla olmayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir güne eşit olan aldanmıştır buyuruyor. Biz bu hadisten yola çıkarak mutlaka her günümüzü, her anımızı, her dakikamızı değerlendirmenin gayreti içerisinde olalım. Bu gayretimiz devam ederse, Allah'a karşı tevbe eder, pişman olur, istiğfar eder, yalvarırsak bunlar bizim için ceza, bu günler bizim için ceza değil. Aksine Allah'a yaklaşma vesilesi olur. Allah'a yaklaşma sebebi olur. Bunu asla unutmayalım. Bir de sosyal medyada gezen bazı haberler okuyorum. 2020 yılı felaket yılı olacakmış. Bunların tamamı yalandır, tamamı iftiradır. Kimse kusura bakmasın. Allah hiç kimseye, asla hiç kimseye zulmetmez. Hiç kimseye haksızlık yapmaz. Cenab-ı Hak kim ne yaparsa onun karşılığını ona verir. Bakın Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki Estağfirullah. Asa Rabbuna en yubdilena hayran minha inna ila rabbina raibun. Bu ayeti ben sizinle özellikle paylaşmak istiyorum. Bu Kalem suresi ayet 32'de buyuruyor ki Cenab-ı Hak umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. Demek ki biz Rabbimizi arzularsak, Rabbimize tevbe istiğfarlarda bulunursak asla hiçbir sıkıntı olmaz. Aksine bizim Allah'a yakın olmamızı sağlar, Allah'a yönelmemizi, Allah'a karşı kulluk görevimizi yerine getirmemizi sağlar. Onun için bu günleri, bu Ramazan günlerini değerlendirelim. Asla ümitsizliğe kapılmayalım. Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Allah asla tatilde değil. Allah her şeye hakimdir. Her şeyin sahibi Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hak öyle bir kudrete, öyle bir güce sahip ki hiçbir yaprak buyuruyor benim iznim olmadan düşemez. Hiçbir yaprak ben müsaade etmeden de düşemez. Cenab-ı Hakk'ın gücü, kuvveti o kadar büyük. O kadar. Sevgili dostlar, birden bu ayı biz maalesef bir üzüntülü bir durumla karşı karşıya değerlendiriyoruz. Yani aramızdan çok muhterem Profesör Doktor Haydarbaş hocamız ayrıldı. Tabii onun da burukluğunu yaşıyoruz. Çünkü o insan bize bu Ramazan aylarında ibadet etmemiz gerektiğinden, zikrullah yapmamız gerektiğinden, Allah'ı anmamız, hatırlamamız ve hatırda tutmamız gerektiğinden bahsederdi. Peygamber Efendimiz'e salatü selam okumamız gerektiğinden, tevbe istiğfar etmemiz gerektiğinden, Allah'a hamd etmemiz gerektiğinden, la ilahe illallah kelime-i tevhidini çokça anmamız gerektiğinden, Allah'a ismi celalini ve Kur'an-ı Kerim'i çokça okumamız gerektiğinden bahsederdi. O bize her konuda hem dünyada mutlu bir hayatı yaşamak için hem de ahirette mutlu olabilmek için bize yol gösterirdi. Ben inanıyorum ki o şehit olarak gitti. Şehitler de asla ölmez. Şehitler Allah katından rızıklandırılan insanlardır. Onu biz her an kendi içimizde, kendi yanımızda, gönlümüzde yaşıyor olarak kabul edeceğiz. Ve bu şekilde hayatımızı devam ettireceğiz. Sonuç olarak asla ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. İbadetlerimizi, taatlerimizi daha da çoğaltarak, daha da samimi bir şekilde yaparak inşallah Ramazan ayımızı değerlendireceğiz. Daha çok birbirimize telefon açarak, hal hatır sorarak, sıla-i rahim yaparak, büyüklerimizi arayıp onlara hal hatır sorarak ve bir taraftan da sevgili dostlar, ihtiyaç sahibi insanları mutlaka arayıp onlara yardımcı olmamız lazım. Şu anda evinde iftar açamayan, sahur yapamayan insanlar olabilir. Onları aramamız lazım. Onların efendim yemesinden, içmesinden tutun da giyimine varıncaya kadar yardımcı olmamız lazım. Unutmayalım ki yetimlerin, fakirlerin dini olmaz. Bizim dinimizden bile olmazsa onların efendim yemesinden, içmesinden biz sorumluyuz. Allah hepinizden razı olsun. Ben bu vesileyle Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. İbadetle,
taatle geçirmenizi diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.